aşısı yaptırmayanlar yüzünden hasta olan çocuk sayısı günden güne artıyor. Kızamık tehdidi yeniden kapılara dayandı. Dünya Sağlık Örgütü kırmızı alarm verdi. 2018'in ilk 6 ayında 41 binden fazla kızamık vakası tespit edildi. Bu rakam son 10 yılın zirvesi. Dünyada kızamık alarm var. Özellikle son yıllarda bu hastalığın bu kadar salgın hale gelmesinde anne ve babaların etkisi büyük. Yani aşıları reddetmesi. Ama son zamanlarda aşı uygulamaktan imtina eden, çekinen ailelerin olduğunu duyuyoruz. Aşının yan etkisinin olduğunu düşünerek aşı uygulatmayan aileler var. Eğer böyle olur, aşı uygulamada biz %95'in altına düşersek o zaman salgınları görürüz. Çocuklar kızamık nedir bilmiyor, ancak anne babalar farkında olursa, çocuklarını 12. ayda ilkokul 1'de kızamık aşısı yaptırırlarsa ömürlerinin sonuna dek kızamıktan korunuyorlar. Aşı karşıtlarının sayısı 23 bini aştı. Oysa ki bir aşıyla bu tehditten kurtulmak mümkün. Sadece çocuğunuzun değil, kendi hayatınızda tehlikeye atıyorsunuz. Çocukların zeka durumu, işte bütün fonksiyonlarında gerileme şeklinde, ömür boyu sakat kalacak şekilde neticeler veren bir hastalık. Kızamık aşısını yaptırtmalarını tavsiye ederim. Çünkü neden? Ben yaptırtmadım büyük oğluma. Çok kötü bir kızamık geçirdi. Hani hele çocuklara da, erkek çocuklarına daha büyük tehlike diyebiliyorum. Doktorlar ne uyguluyorsa ona göre yaptırıyorum ben de. Özellikle aşı yapılmazsa ve bu sayı 50 bine kadar ulaşırsa, işte o zaman tehlikenin tam göbeğinde yer alacağız. Çünkü kızamık hastalıktan çıkarak tamamen salgına dönüşecek. Solunum yoluyla bulaşır. Yakın bir hasta birisinin solunumuyla bağışık olmayan, aşısı olmayan birisi onunla karşılaştığında soluk yoluyla, tükürük yoluyla bulaşabilir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde geleneksel Türk el sanatlarından keçe yapımını canlandırmak amacıyla açılan kursa katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri dikiş